63. menakıb. Bir gün Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri saadetle otururlardı. Ömer bin Hattab radıyallahu teala Hazretleri meclis-i şerifinde hazır oldu. Hazreti Server-i Alem buyurdu ki: "Ya Ömer, bana ilahi emr gelmiştir ki adalet nurunu Ömer bin Hattab'a ver. Şimdi sana verdim. Cihanda adalet etmek senin nasibindir. Ebubekr Sıddık radıyallahu taalaanh hazretlerinin bu dünyadan göç etmek vakti yaklaştı. Bir vasiyetname yazdı. Halife olacak şahsın namını yazdı. Yerine açık koydu ki kimse incinmesin. Abbas bin Abdülmuttalib radıyallahu teâlâ hazretleri işitti ki, halifenin adının yeri açık kalmıştır. Ebu Bekir'den sonra ihtilaf vaki olur diye, varıp vasiyetnameyi istedi. Ömer'in radıyallahu teâlâ ismini o açık yere yazdı. Sonra Sıddık-ı Ekber'in aklı başına geldi. Abbas hazretlerine dedi ki, vasiyetnameyi getir. O da getirdi. Aldı baktı. Buyurdu ki, o açık yeri göreyim. Ambas radıyallahu anh buyurdu ki, ben küstahlık ettim. Ya halife-i Resûlallah! Ömer adını açık yere yazdım. Sıddîk hazretleri şad olup buyurdu ki, Elhamdülillah! benim de muradım bu idi. Esap'tan bazıları gelip dediler ki, niçin böyle ettin? Ömer bin Hattab, sert tabiatlı kimsedir. Allahü tebareke ve Teala huzurunda, Ömer'i Müslümanlar üzerine getirdiğinden dolayı, ne hüccet getirirsin? Sıddık radıyallahu teâlâ anh, buyurdu ki, beni kaldırın, oturtun oturup buyurdu ki, eğer Hak Subhanehu ve Teala benden niçin Ömer'i halife ettin diye sual buyurursa, ben cevap veririm ki, ya ilahe alemin. O gün yeryüzünde Ömer'den adil kimse bulamadım. O sebepten Ömer'i halife tayin ettim. Sonra Ömer radıyallahu teâlâ an hilafet makamına oturdu. Etraftan insanlar gelip sorarlardı. Emir kimdir diye. Kurt koyun ile beraber su içip dolaşır, hiç ziyan etmez. Ömer radıyallahu teala an o kadar adil davrandı. Adalet gösterdi ki Müslümanlar maksatlarına kavuştular. Dul kadınlara suyu kendi çekerdi ve onu kendi satın alırdı ve kendi götürürdü hammallara yardım ederdi. Der idi ki, bir miktar yol ben götüreyim ve bir miktar sen götür. Köle ve cariye su çekmekten veya un öğütmekten aciz kalmış ise yardım ederdi. Geceleri Abdurrahman bin Avf ile beraber şehri dolaşıp bekçilik ederdi. Radiyallahu teâlâ anhumâ.